Durum böyle aşı yaptırdıysa aşı yaptırdığını belgeleyecek ki bu çok kolay bir kez daha söyleyeyim nasıl yapacağız diye kafası karışanlar varmış. Hayat eve Sığar uygulamasını açtım ee, şöyle baktım Covid aşı bilgilerime orada aşı kartlarım kısmı var onu işaretliyorsunuz. Henüz yoksa aşı kartınız oluştur dediğinizde bana bugün 10 dakika içinde gönderdi oluşturup gönderiyor aşı yaptırdıysanız ha, yaptırmadıysanız da PCR testiyle e, hani binebiliyorsunuz olması gereken kusura bakmasın damat Hani geride kalmış. E gelin hanım binmiş uçağa. Diğer yolcular da bize niye söylemediler diyorlar. İşte bugün 6 Eylül'den itibaren geçerli olacağı açıklanmıştı. Fakat halkla ilişkiler anlamında bir eksiklik olabilir. Bakanlığın kriz yönetimi en başından beri aslında problemliydi. Öyle maniler yazarak, şiirler yazarak kimseyi de aşıya da ikna edemedi bakanlık. Aşı zaten Türkiye'ye geç geldi ve sonrasında da kriz yönetilemedi bu mRNA aşılarıyla ilgili aşıların güvensiz olduğuna dair ön yargıların oluşmasına sebep olan da yine bizzat bakanın açıklamaları oldu. Bakalım bugün kabine sonrasında ne karar verilecek? Yeni tedbir var mı? Onu göreceğiz ama şu saatten sonra sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin uygulanmayacağı, uygulanamayacağı konuşulanlar arasında. Bir izleyicimiz tweet atmış bir veli o tweet e, şöyle Cemal Esenli diyor ki oğlum 10. sınıfta sabah 9'dan e, öğleden sonra 16'ya kadar 40 kişilik sınıfta nefes nefese 7 saat geçirdi. İlk gün tüm gün maske sınıflar lebalep kantin lebalep dolu aç susu sürünerek çıktı geldi İlk söylediği de yarın okula gitmeyeceğim oldu. E, devam zorunluluğu var. Sınıfların, okulların şartlarının iyileştirilmiş olması gerekiyordu bugüne kadar. Okulların eksikliklerine bakalım efendim. Yüz yüze eğitimden uzak geçen bir buçuk yıl geride kaldı. Şimdi bu bir buçuk yıl içinde ne yapıldı? 15 milyon öğrenci bugün okula gittiklerinde nasıl bir tabloyla karşılaştı? Ve öğretmenlerimiz, göz bebeğimiz öğretmenler onların sağlığı önemsiz mi? Ee, az evvel haberde işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın tablosundan söz ettim. Bir öğretmen e, koronavirüse yakalanırsa diğer öğretmenler okula gelmeye devam ediyorlar. Temaslı, temaslı olsanız da geleceksiniz denilmekte. Nasıl olacak bu iş? Okullar okulları yönetebilmek işte o uzmanlık konusu. İşi uzmanına teslim etmek ve uzmanların görüşlerine önem vermek gerekiyor. Ders dili çaldı. 18 milyon öğrenci sınıfları doldurdu. 1 milyon 100 binden fazla öğretmen de öğrencisiyle buluştu. Heyecanlıyız biraz. Ama ya yani çok da değişik olmadı. Yine eskisi gibi okulumuza devam ediyoruz. Biraz eksiklerimiz var tabii. Uzaktan eğitim çok da işe yaradı diyemem. Çok heyecanlıyım. İnşallah kapanmaz. Biz 12. sınıfız ve bir buçuk seneye neredeyse okula gitmedik. Yani okulların açılması eksiklerimizi tamamlamamız bakımdan çok iyi oldu. Bunu söyleyebilirim. Hani bu şekilde çok mutluyuz okulların açılması. İnşallah bir daha kapanmaz. Bak. Bir buçuk yılın ardından okullarına kavuşan öğrenciler mutlular mutlu olmasına ama... Kaygıları da var eksik kalan dersler, artan vakalar, okulların yeniden kapanma ihtimali. Eğitimciler de benzer kaygıyı paylaşıyor. Sınıflar kalabalık, alınan önlemler eksik. İzmir'de An Anadolu liseleri 40-45 sınıf mevcutlu. Meslek liselerinde 30-40 öğrenci var. İlkokullarda 35 öğrenciyi aşmış ve 30-35-40 öğrencili sınıflarda Aynı sırada iki e, çocuk oturmak zorunda. Yani bir buçuk metre mesafe ya da daha ideali iki metre mesafeli e, sınıfları hala yapamadık. Eksiklerimizden birisi bu. Milli Eğitim Bakanlığı COVID tedbirleri kapsamında 58 bin okula 600 milyon lira ödenek gönderdi. Bu her bir öğrenciye 9 ay boyunca 4 lira demek. 18 milyon çocuğumuz için aylık 4 lira karşılığı olduğunu ve aylık 4 TL ile maskemi dezenfektan mı alınacağını, bunun hijyen şartlarının sağlanmasında yetersiz kalacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Diğer sorunsa öğretmen atamaları. Geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Şu an 100 bin öğretmen eksikliği daha var. Bu eksiklikler ücretli öğretmenlerle doldurulacak. Eğitmenlere göre kayıp derslerin telafisi için öğretmen atamaları önemli. Emekli olan öğretmenlerin yerine alabilecek bir sayı en az 100 bin öğretmenin istihdamına ihtiyaç var ve bu istihdamda kuşkusuz güvenceli ve kadrolu konumlarda olmalı ve aynı okulun içerisinde birbirinden farklı ekonomik, demokratik ve özgür haklarına sahip öğretmenlerin olmaması gerekir. Elbette öğretmenlerimizin hepsi kıymetlidir ama kadrolu atanarak daha tecrübeli ve kendilerini daha hazır hisseden öğretmenlerimizle çocuklarımız bir buçuk yıllık pandemide eksik kalan öğrenim eksikliğini kapatmaya çalışacaklardır. Çocuklarımız adına yapılacak olan hiçbir harcama masraf değildir. Öyle e, zenginiz ki itibardan da tasarruf olmaz. İtibar neyle ölçülüyor? İtibar bir ülkenin çocuklarına yeni nesillere nasıl davrandığı ve ne kadar. Onlarla ilgilendiğiyle ölçülmez mi bir taraftan da? Öğrenci başına 4 lira nedir? Nedir? Öğrenci başına bir eğitim öğretim yılı için her öğrenciye ayda 4 lira. Maskeye mi, dezenfektana mı, neye? Hani koronavirüsle mücadelede okullara ayrılan bütçe. Toplamda 600 milyon lira ödenek. 18 milyon öğrenci var. Öğrenci başına 4 lira. Ne yaparsanız yapın o parayla. Okullar ne yapacaksa yapacak artık maske, dezenfektan, okulun şartlarının iyileştirilmesi. Şimdi servis araçlarından şikayetçi olan izleyicilerimiz de var. E, bugüne kadar aslına bakarsanız hani yumurta deliye dayanınca okullar açıldığı gün tüm bu eksikliklerin ortaya çıkacağı ortadaydı ama konuşulmamayı e, konuşmamayı bunları konuşmamayı seçtiler yetkililer servis araçlarından şikayetler de geliyor bu arada okulların açıldığı ilk gün Trafik yoğunluğu korkunç arttı. Büyük şehirlerde örneğin İstanbul'da bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Saatler kaybedildi yine. Hem zaman kaybedildi, hem para kaybedildi. Şu an biraz rahatlamış durumda. Bu canlı haritadır, yoğunluk haritası. Yeşil olan yerler açık. Sahil yolunu kullanmanızı öneririm. Avrupa yakasındaysanız, yine Anadolu yakasında da sahil yolu nispeten rahat görünüyor. E5 ve çevre yolunda zaman zaman kızarıklıklar var. %58 trafik yoğunluğu ama sabah saatlerinde %80'in üzerine çıktı ve zor ulaşıldı okullara. Yüz yüze eğitim başladı. İstanbul'un trafiği yoğunlaştı. Öğrenciler için bir buçuk yılın ardından okul zili çaldı. İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci için yüz yüze eğitim başladı. 151'in üzerinde öğretmen ders başı yaptı. Öğrencilerin okula ulaşımı için yaklaşık 20 bin öğrenci servisi yola çıktı. Hal böyle olunca İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde arttı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Dur kalk şeklinde ilerleyen sürücüler 10 dakikalık yolu 2 saatte alıyoruz. Hangi sürücü bu duruma isyan etmez diyerek tepkilerini dile getirdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları ilk gün saat 14'e kadar ücretsizdi. Ancak bu da trafik yoğunluğunu azaltmadı. Metrobüs seferleri artırılırken peş peşe araçların kalkmasına rağmen bazı duraklarda yığılmanın önüne geçilemedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bütçe vermiyorlar. Merkezi hükümet İstanbul'a para vermiyor. Sonra gördünüz mü bak metrobüsler arıza yapıyor demeye başlıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bulduğu kredilerle metro yapıyor. Metro hatlarını yarım kalan metro hatlarını tamamlamaya gayret ediyor. Ulaştırma Bakanlığı da kendine rakip olarak görüyor belediyeyi anladığımız kadarıyla. Bütün Türkiye'ye duyurdu Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu. Dedi ki bundan böyle İstanbul'da metronun işareti U olacak. E niye 25 yıldır bu kullanılıyordu. M, metro'nun M'si. Metro artık neredeyse e, Türkçeleştirdiğimiz televizyon gibi dilimize oturmuş bir tabir. Metro adı üstünde. Herkes metro'yu bilir. U ne? Neyin U? Underground tabir ediliyor. Onun U'su mu? Yoksa u bahn der Almanlar mesela. Onun U'su mu? Yoksa Ulaştırma Bakanlığı'nın U'su mu? Yani bu konuda da mı ayrışacağız? Bu noktada da mı ikiye bölüneceğiz? U'cular, M'ciler mi? Yani U metrosu iktidarın yaptığı yani